Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX'e. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla da birlikteyim arkadaşlar. Bugün hepinizin çok istediği bir seri olan nasıl benim gibi trade yapabilirsiniz, nasıl para vermeden inanılmaz başarılı olabilirsiniz, bunu anlatacağım. Öncelikle serinin başlangıcı bu olacak arkadaşlar. Bu videoda size temellerimi ve neyin üzerine bu sistemlerin hepsini neyin üzerine kurduğumu anlatacağım. Bu videoları şöyle yapacağız arkadaşlar. Her videomuzda bir beğeni hedefimiz olacak. Bu videolarda dediğim gibi arkadaşlar her 750 beğeninde bir yenisini atacağım. Her 750'de bir yenisini atacağım. Sebebi ise şu arkadaşlar. Çünkü gerçekten hani emeğe bir karşılık olsun arkadaşlar. Ben bu işe çok emek veriyorum. Ve bütün taktiklerimin hepsini sizlerle birlikte paylaşacağım. Hepinize birer pro trader yapacağım. Videoları detaylı şekilde izleyen herkes bunu yapabilecek. Şu anda anlık olarak bir aydır trade yapmıyorum arkadaşlar. Bir aydır hiçbir trade yapamadım üniversite finallerimden dolayı. Buna rağmen 30 milyon transfer karım var. 30 milyon coins. Eğer bir ay daha yapsaydım herhalde 35-36 falan olurdu. Yani hep bu işi gerçekten arkadaşlar en iyi bilenlerden birisiyim ve bütün bildiklerimi sizlere dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Bu bölümlerdeki sizlerden tek ricam gerçekten harfi harfine dikkatle dinlemeniz arkadaşlar. Lafı fazla uzatıp salata yapmaya gerek yok. Direkt başlayalım. Şimdi öncelikle arkadaşlar beni Twitter adresimi takip etmeye başlayın hemen. @OGX_ takip edin ve bildirimleri açın. Burada dün Team of the Year rehberiyle ilgili video attım. Bu videoda zaten ne yatırım yapacağımı da zaten sizlerin hepsini açıklayacağım arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu videoda dediğim gibi trade'in temellerini sizlere vereceğim. Öncelikle trade'in ilk bir numaralı olayı arkadaşlar şudur ve bütün hani bana şuna buna falan hiç kimseye ihtiyacınız yok. Bunu tamamen kendiniz de yapabilirsiniz arkadaşlar. FIFA 19 event kalender yazdığınız zaman FIFA 19 eventlerinin tarihlerini öğrenmek istediğim şeklinde zaten Google'a yazdığınız zaman arkadaşlar burada siteler var. Burada FIFA'nın arkadaşlar zamana bağlı olarak hangi etkinliklerin nelerin çıktığını görebileceğiniz mükemmel bir yer var arkadaşlar. Buradan bakabilirsiniz. De burada bir tane daha link vardı. Hemen onu açalım. Şu muydu? Bakalım bir tekrardan. Bunlardan bir tanesi çok iyiydi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda buldum bu linki. Ben direkt videonun aşağısına bırakacağım. Bakın buradan Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak hangi ayda neler çıkacağını burada yazıyorlar. Şimdi buradakiler tabii ki estimate, yani geçen senelere nazaran alınan bilgiler doğrultusunda hazırlanan şeyler. Amma ve lakin mesela adam diyorsa ki Haziran ayında bu çıkmış, bu sene de Haziran ayında çıkacak. Anladınız mı? Ama belki 15'e değil de 20'se çıkabilir, ama buradaki önemli olan nokta her ayki eventleri takip etmeniz olacaktır sizlerle birlikte. Mesela misal olarak söylüyorum arkadaşlar. Adam burada September'da, Eylül'de demiş ki Once the Watch çıkacak demiş. Oyunun ilk çıktığı gün Once the Watch çıkıyor zaten, bunu biliyorsunuz. Oktober'da demiş. Hani Ekim demiş de Weekend League başlayacak demiş. Ultimate Scream etkinliği olacak demiş. November'da demiş ki Black Friday ve Cyber Monday etkinliği olacak demiş. Aralık'ta demiş ki işte European Team of the Group Stage, zaten bu çıktı arkadaşlar biliyorsunuz ki sizler de. FUTMAS gelecek demiş. Ondan sonra January'de şu anda Totti geliyor demiş arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Totti Midfielders, Totti bilmem ne, Full Totti Release şeklinde. Mesela bu Full Totti Release'ler falan geçen seneyi estimate, yani geçen seneden alınan bilgiler doğrultusunda yapılan şeyler. Şubat'ta bu olacak, Mart'ta bu olacak gibi gibi gidiyor. Öncelikle FUT'ta arkadaşlar para yapmanın en temel noktası promoları takip etmek ve bu promolar sırasında nasıl davranacağınızı bilmek arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl bileceğinizi arkadaşlar sizlere hemen gösterelim. Evet arkadaşlar, nasıl bulacağınızı da hemen sizlere gösteriyorum. Tekrardan herhangi bir Twitter falan filan oralara bakmanıza gerek yok. Mesela buraya geldim. Bu tablodan Scream etkinliğinin olduğunu gördüm arkadaşlar. Ben şimdi FIFA 18 Scream'le ne olmuş? Ben bunu öğrenmek istiyorum şeklinde girdiğiniz zaman, mesela FIFA 18 Scream yazıp YouTube'a, mesela burada ne diyor? 2x Player Packs, FIFA 18 Ultimate Team bilmem ne falan, ne istediğini ya da çıkan sebeplerden ne olduğunu, mesela buradaki Nepenthes'den başkasından falan detaylı böyle fut videoları çeken insanlardan bunlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi tamamen bu temel bilgi oturtmanız gerekiyor. Mesela Ultimate Scream SBC gelmiş arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Takım kimyası şuyu buyu falan her şeyi burada yazıyor zaten. Belki bu seneyle geçen sene arasında her şey tam olarak aynı çıkmayabilir, ki bu sene zaten yapmaya çalıştıkları şey bu. Her şeyi farklı çıkarmaya çalışıyorlar. Buna göre daha safe yatırımlar da yapabilirsiniz. Bunlar da işte birazcık arkadaşlar oyunu bilmenize bağlı. Şimdi arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmayın. EA Sports bu sene
resmen coin öncesinde kendisi savaşıyor. Çünkü bu sene hiç kimseye ben coin'e kar ettirmeyeceğim, herkesi point almaya zorlayacağım mantığında çıktıkları bir senede en adımlar ilerliyorlar. Yani bu sene gerçekten etkinliklerde falan her şey çok enteresan çıkıyor, çok değişik çıkıyor. Bunları önceden tahmin etmek çok zor. Ama bazı yatırımlar var ki her ne olursa olsun size kar ettiren. Misal veriyorum, Discard Team of the Week, yani Quick Sell fiyatının hızlı sat fiyatına giden Team of the Week'ler. Geçtiğimiz iki gün önce ben burada bir taktik verdim arkadaşlar sizlere. Dedim ki Cengiz Ünder'i alın dedim 10.500'den diye. Dün 13.000'e gidiyordu. 12.500'e, dün 13.000'e gidiyordu. Yani 10.500'den 13.000'e çıktı. Şimdi trade'in bir numaralı olayı şu. İnsanlar 1 milyon aldığı bir kartı 1 milyon 250 bine satınca çok güzel kar. Yani müthiş kar diyor. Ama ve lakin 10.500 aldığı kartı 13'e satınca ben bu işte orta bir kar diyor. Aslında matematiksel olarak baktığınız zaman ikisi de %25. Trading'in arkadaşlar en önemli noktası herhangi bir karı, herhangi bir kar yüzdesini düşük görmemek. Öncelikle kendinizi korumalısınız. EA %5 coin keser sizden her zaman arkadaşlar. Yani 500 bine sattığınız bir adamın 25.000 coin'ini EA Sports itizinde başa verirsiniz. Dolayısıyla aldığınız yatırımlarda buna dikkat edin. İkinci olarak yüzdeleme olarak hesap yapın. Dünyada sizin o çok takip ettiğiniz traderlar var ya, hepsi için kafi olan yüzde %10-15. Yani %10-15 kar ettikleri zaman bu onlar için iyi bir kar demektir. Benim burada Twitter'da vermiş olduğum ve Facebook grubunda vermiş olduğum yatırım %25'lik bir kar sağladı size ve sadece bir günde. Yani bir günde coinlerinin %25'ini katladın. Bu kadar basit. Yani sen yok 2K kattım, 3K kattım diye yüzde olarak bakacaksın. Cengiz'e 1 milyon girdiysen 1.250 cash'e çıkacaksın. O yüzden arkadaşlar her ne olursa olsun karınızın iyi hesaplamasını yapın ve herhangi bir karı küçük görmeyin. 10K, 5K bunlar bile büyük karlar. Yani bir maç yapıyorsunuz, 20 dakika kanser oluyorsunuz, 700 coin geri veriyor ve fitness'ınız gidiyor. Bir daha fitness basıyorsunuz falan, boşuna maç oynuyorsunuz. Dolayısıyla 1K'nın bile ne kadar yüksek bir fiyat olduğunu unutmayın. Trading'in bir numaralı kısmı budur arkadaşlar. Her zaman tatmin olma, her zaman karınızın yüzdeleme olarak hesabını belirleme. İkinci olay arkadaşlar, korkmamak ve ağlamamak. Bu gerçekten maalesef ki Türk FIFA topluluğundaki en büyük problem. Yani herkes yatırım yapıyor. Bütün dünyada yatırımlar yapılıyor. Bizim Türklerin coinleri Bitcoin yani. Anladın mı? Sanki 200 bin TL, 300 bin TL. Yani abi tamam, yatırım yaparsan her yatırım tutacak diye bir şey yok. Hepsi zaten tutsa EA Sports para kazanamaz. Yani her insan bir şey tahmin etse zaten para kazanamazlar. Dolayısıyla lütfen trading yaparken, alsat yaparken kesinlikle soğukkanlı olun. Soğukkanlılık ne zaman gelecekse biliyor musunuz arkadaşlar? Bu video serisini, bu serinin hepsini tamamen izleyip bir şeyler öğrendiğiniz zaman artık o kadar soğukkanlı olacaksınız ki benim yaptığım gibi korkmadan 10 milyonluk, 12 milyonluk, 13 milyonluk yatırımlar sizler de yapacaksınız. 1. Herhangi bir karı küçük görme ve yüzdelemeye böl. 2. Asla korkma ve soğukkanlı davran arkadaşlar. Bu iki tane temeli sakın unutmayın. 3. kural geliyor şimdi. FIFA için arkadaşlar kutsal gün diyor yabancılar. Pazartesi sabahı ve perşembe sabahı arkadaşlar. Bu 3 gün FIFA'da kutsal gün olarak alıyor millet. Tabii bize öyle bir şey yok da canım. Yani olayını size şunu anlatayım. Bu dediğim gibi sadece temellerden bahsedeceğim. Her pazar arkadaşlar insanlar FUT Champions oynadıktan sonra pazar akşamı kadrolarını satarlar. Ve bu da marketteki büyük bir balansları değiştirir. Marketteki indeksleri değiştirir. Bu marketteki indeksler değiştiği zaman pazar günü ve pazartesi günü oyuncular çok ucuz oluyorken perşembe günü insanlar tekrardan FUT Champions için kadro kuracağı için fiyatlar artar. Bu perşembe günüyle ilgili bir olay daha var arkadaşlar. Onu bir sonraki videomuzda ele alalım. Çünkü perşembe günü zaten benim de temel olarak en fazla coin kastığım gün. Ve kullandığım 3 tane 4 tane temel metodoloji var. Bunları bir sonraki videoda sizlere anlatacağım. Ama bu günleri unutmayın arkadaşlar. Pazartesi ve perşembe günleri FIFA için en fazla kar edebileceğiniz günler. Bu günlerde her zaman markete pusun ve işinizi yapın. Şimdi geliyoruz en temel noktaya. Belki en kolay nokta gibi görebilirsiniz ama çoğu kişinin bilmediği müthiş özellikleri olan bir siteye gidiyoruz şimdi. Evet sevgili dostlar, diyeceksiniz ki ya buraya kim bilmiyor falan. Dostum sakin, herkes FUTBIN'i biliyor. Evet, bunu hepimiz biliyoruz. Herkes FUTBIN'i biliyor ama FUTBIN'in temel birkaç tane özelliğini kullanmayı bilmiyorsunuz. Şimdi gelin onları sizlere anlatayım. Arkadaşlar öncelikle size şöyle bir örnek vererek başlamak isterim. Şimdi Rajan Angolan'dan başlayacağım. Rajan Angolan arkadaşlar burada şu anda 29.500'e gittiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın burada zaten fiyat skalasını falan da görebiliyorsunuz. Ben şimdi geçenlerde alsat yaptığım bir oyuncudan örnek vereyim hatta size daha temel olarak anlatabilmem için. Bu Hugo Lloris'in kartını arkadaşlar ben
110'a aldım ve 140'a sattım. Bundan bir hafta önce. 110'a aldım ve 140'a sattım. Çok zamanım yoktu. Bir baktım fiyat ucuzlamış. 3-4 tane aldım ve sattım. Çok fazla tabii ki 110'dan 140'a sattığımda her zamandan daha az bir yatırım yapmış gibi duruyorum ama yine de temiz para. Google Earth alıp sattım. Şimdi bu Footbin'de bir sıkıntı var. Bu sıkıntı değil aslında. Adamların yazılımdaki fonksiyonu bu şekilde. Standart sapmadaki bir değeri döndürüyor. Yani mesela bu kart bugün 110K değil mi? Yani genelde Footbin bunu bir sonraki güne geldiği zaman bunu 120K olarak geçiyor. Bunun sebebini gerçekten bilmiyorum. Yani standart sapma mı oluyor, şu mu oluyor, bu mu oluyor bilmiyorum ama Footbin'de mesela burada geçmişte ne kadar gitmiş fiyatları var ya, bunlar doğru değil arkadaşlar. Çoğun yani %70-%80 bunlar doğru değil. Bunu sizlere ben bir tavsiye olarak söyleyebilirim. Benim uyguladığım metodoları şu arkadaşlar. Oyunda kendime 100 tane kart belirledim ben. 100 tane kart. Bu listeyi sizler de oluşturacaksınız. Benim bir sonraki, iki sonraki videoda anlatacağım liste şeklinde. Arkadaşlar benim listemde Hugo Lloris var. Tamam mı? Fabinho'nun informu var. Düz Fabinho var. Van Dijk'ın normali var. O var, bu var. Bir sürü özel kartın 100 tane kart listesi var bende. Ve ben arkadaşlar her hafta sonu üşenmeden giriyorum. Bu 100 tane kartın Weekend League zamanında ne kadar gittiğine bakıyorum. Ardından pazar akşamı bu kartları alıp tekrardan bir sonraki hafta satıyorum. Dolayısıyla ilk olarak şunu unutmayın. Footbin'de yazan rakamlar, geçmişte ne kadar gittiği hakkında yazan rakamlar her zaman doğru değil. Buraya baktığınız zaman bu kartın hiçbir zaman 110'a düşmediğini görebilirsiniz geçen hafta. Ve ben bu kartı 110 alıp 140'a sattım. Yani buradaki değerlere her zaman da fix sabit kalmayın. Sizlere benden bir tavsiye, kesinlikle kendi alım yapacağınız meta kartları belirleyin ve bunlar üzerinde gidin. Mesela benim listemde mavi Lloris var, mavi Vertonghen var, mavi Koulibaly var, mavi Handanovic var. Böyle bir sürü mavi kart listesi var benim kendi özel hazırladığım. Oraya bakıyorum. Mesela diyorum ki bu oyuncu hafta sonu 140'a gitmiş. Mesela ben o baktığım zaman 140'a gitmişti. Bir baktım 110'a düşmüş. Hemen yapıştırdım ve 140'a bir sonraki hafta çık diye yağladım. Şimdi bunu öğrendikten sonra, yani Footbin'deki rakamların her zaman normal ve doğru olmadığını öğrendikten sonra geliyoruz şimdi olayın başlayacağı yere. Arkadaşlar Footbin'de marketin indeksine bakabiliyorsunuz. Marketin indeksi nedir? Artan ve azalan oyuncuların kimin ne kadar arttığı, kimin ne kadar azaldığı, kiminde ne kadar değişik olduğunu gösteren bir tablo. İndeks yüz arkadaşlar tıpkı borsada olduğu gibi, mesela diyor ki PlayStation'da en çok fiyatı artanlar. Timo Werner diyor %30 artmış diyor. Eric Bailly diyor şu kadar artmış diyor. Mesela sağdaki tarafta da diyor ki Cuadrado %12'lik bir düşüş yaşamış diyor. Şimdi bizim aslında burada bakacağımız kartlar tabii ki de normal kartlar değil. Ve bu arada şu anda FIFA'daki indeksin ne kadar düştüğünü görebiliyorsunuz. Çok büyük bir ucuzlama var. Panik sel dönemi var. Bu videoyu izlemezse tavsiye veriyorum. Bu akşam kesinlikle champs'ınızı bitirin ve kadronuzu satın. Yarın akşam daha da büyük düşüşlerin olmasını ben bekliyorum. Hafta boyunca da böyle olacak. Toti yatırımlarımızı zaten Twitter'da paylaştım. Onu da oradan gidip okuyabilirsiniz arkadaşlar. Çok detaylı yazdım zaten. Videoyu tekrardan anlatmama gerek yok. Twitter'da direkt şu sabitlenmiş tweetten arkadaşlar okuyabilirsiniz. Toti yatırımların hepsi burada daha özetli bir şekilde oldu. Şimdi benim bu market indeksini kullandığım en özel noktaya gelelim. Bakın burada ben hepsini şöyle ayrı ayrı açayım. Gold'u açalım. Silver'a gerek yok. Icon'ı açalım. UCL'yi açalım. Şöyle şunları bir açalım. Evet şu an bunları arkadaşlar açtım. Şimdi buradaki ben neye bakıyorum? Index Special. Geliyorum babacığım. Wissam Ben Yedder. Bakın. Wissam Ben Yedder'in kaybı %10. Yani 122K'ymış şu anda. Demek ki bu kart 132-135'lerden falan buralara düşmüş. Şimdi burayı nasıl kullanacaksınız? Burada düşeni alayım, artanı satayım diye bir şey yapmayacaksınız. Buranın kullanılma temelini ben sizlere anlatacağım arkadaşlar. Bakın burada da index icon diyor. Görmüş olduğunuz ikonlardan ne kadar düşüşlerde ne kadar artış olduklarını görebiliyorsunuz. Tekrardan buraya geliyorum. Burada UCL kartlar yani mavi kartlardaki olan artış azalışları görebiliyorsunuz. Ve burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tekrardan ikon açmış. Evet bu da bir ikon. Şimdi bu indeksler ne demek oluyor? Borsadaki gibi arkadaşlar. Kim ne kadar değer almış kim ne kadar değer kaybetmiş. Bu şu demek. Misal veriyorum. Genelde burada top down'lara baktığınız zaman mesela bakın şurada göstereyim. Alisson, Felipe Anderson, Rajan Aingolan, Gonzalo Higuain, Leon Goretzka, Axel Witsel gibi böyle aşağı doğru arkadaşlar kayan bir liste var. Bakın bu index once watch'ların listesiymiş. Değeri artanları da zaten arkadaşlar buradan görebiliyorsunuz. Fred'in falan değeri artmış. Şimdi burada sizin odaklanacağınız nokta şu. 1. Hangi liglerin indeksi artmış ya da azalmış? Bunu neye göre belirlediğinizi söyleyeyim. Çarşamba günü Timofteyev çıktı. Mesela bu hafta misal veriyorum.
Şiklinar vardı biliyorsunuz ki. Hatta bir Seliko bekleniyordu aslında. Şiklinar geldi. Şimdi Şiklinar çıktığı adam bunu neyle bağlayabilir? Nainggolan ya da bir Seliko ya da Handanovic'e bağlayabilir. Şimdi bu hafta diyelim 4-5 tane ne şey vardı. 4-5 tane şey inform vardı Serie A'dan. İliçic vardı, Alejandro Gomez vardı, Şiklinar vardı ve bunlar arkadaşlar insanı player picklerden çıkma olasılığı yüksek katlar. Perşembe günü insanlar ne yapıyor? Player pick'ten çıkınca gidiyor Nainggolan oluyor, şunu alıyor başınız. Bu arada Nainggolan'ın fiyatına burada bakmayın. Bu kart 37K falandı. Yani bu kartı hani ben size diyorum ya pazar akşamı alın, perşembe satın diye. Bu kart pazar akşamı 28K'ydı ve arkadaşlar dün ya da evvelsi günü 37-38K gidiyordu. Benim takip ettiğim birkaç tane trader bunu o fiyattan sattı. Yani buradaki değerler şu anda market düştüğü için sizi yanıltabilir ama ben sadece size hangi metodolojileri izleyeceğinizi söylüyorum. Bu market indeksini arkadaşlar bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama her seferinde söylediğim gibi bu değerlere çok da fazla inanmayın. Kendinize 100 tane oyuncu listesi belirleyeceksiniz arkadaşlar. 100 tane oyuncu listesi ya. 100 tane oyuncu üşenmeyeceksin abi. Gireceksin bu şu kadarmış, bu kadarmış, şu kadarmış, bu kadarmış diye bakacaksın ve ona göre alacaksın. Bu sadece listeden anlayacağınız şey insanların hangi lige doğru yöneldiklerini net bir şekilde anlayabilmeniz için kullanılan bir market indeksi. Burayı kesinlikle kullanın arkadaşlar. Zaten Foot Import'u geçen hafta anlattığım kulübünüzdeki gizli coinleri bulun diye bir video atmıştım. Onu da mutlaka izleyin. Footbin'i ne dedik abi? Kendi oyuncu listemizi belirliyoruz. Footbin'in fiyatlarına sabit kalmıyoruz. Soğukkanlı oluyoruz. Her ne olursa olsun karımızı arkadaşlar yüzdeleme olarak hesaplıyoruz. 2K 3K değil yüzde olarak hesaplıyoruz. Çünkü en önemli olan nokta budur. Ve şimdi arkadaşlar ben size temel bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Twitter'dan falan öyle yabancıları falan takip etmeyin. Tamam mı? Onların dediklerini almayın. Çünkü şöyle yapıyor adamlar. Bir şey alıyorlar onlar, tamam mı? Bir şey alıyorlar. Onlar yatırım yaptıktan sonra diyor ki bunları alın. Yani şimdi ister istemez 200 insan aynı karta girse o kartın değeri zaten kafadan 3K 4K artıyor. Ve bu oyuncular, bu trader dediğimiz insanlar da Twitter'dan size almaya başlarken onlar koyup size kendi adamlarını satıyorlar. Dolayısıyla lütfen ama lütfen kimsenin arkadaşlar kölesi olmayın. Yani yabancılar alın diyor diye alın. Yani siz kurbanlık koyun değilsiniz arkadaşlar. Zaten bu serinin amacı da bu. Sizi kurbanlık koyunluktan çıkarıp kendi kararınızı kendiniz verme moduna getireceğim. Ve sizler de artık bir profesyonel trader olacaksınız arkadaşlar. Bu sene olmasa da seneye bomba gibi başlayacaksınız. Yani size bunun garantisini ben söyleyebilirim. Yabancı insanlara inanmayın. Onlar kendi yatırımlarını sizlere satmaya çalışıyorlar. Ben hemen buradan bir örnek daha vereyim size bu arada Footbin'den. Footbin'i çok sevdiğimi söylüyorum tekrar tekrar. Bakın. Hatta bir coin kasma taktiği vereyim size. Ben de bunu kullanıyorum zamanım oldukça. Vapurda falan zaman yoksa başka geçmiyor. Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir temelimiz var. Burada version'a geliyorsunuz arkadaşlar. Tamam, versiyondan gold ve rare gold yapmanız gerekiyor. Yani değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet, gold rare. Yani parlayan altın kartlar yapmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra burada fiyat girme yeri var arkadaşlar. Buraya şöyle diyeyim. 850-950. 850 ile 950 arası bir oyuncu arat diyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Ondan sonra buradan şu en düşükten başlayalım. Bakın şu anda en düşük giden 850 ile 950 giden Ömer Toprak, işte Lucas Piszczek, Akanji, Andre Christensen, Monreal, Odriozola gibi isimler var. Şimdi ben bunu niye gösteriyorum size? Öncelikle Footbin'e girdin, bu ayarı yaptın değil mi dostum? Okey. Sonra diyorsun ki ben Odriozola'ya gireceğim. Odriozola'ya geldin, tamam mı dostum? Burada ne kadar gösteriyor? 850. Hemen FIFA marketine gidiyorsun, bakıyorsun Odriozola 850'ye mi gidiyor? Velev ki 850'ye gittiğini farz ediyorum. Her zaman aynı değerlere gitmiyor bu arada, onu da o yüzden kontrol edin. Gold oyuncular arkadaşlar, gidiyorsunuz 650-700 bid veriyorsunuz, 850'ye satıyorsunuz. Ya bu vapurda falan hani inanmayacaksınız belki ama ya yemin ediyorum 20 dakika içerisinde 50-60 tane aldığım oluyor. 50-60 tane adam alıyorum 20 dakika içerisinde. 50-60 tane 650 alıyorum. Bazım 900'e 950'ye falan yağladığım da oluyor. 650 aldın, 700 aldığını farz et, tamam mı? 50 tane adamı 700 aldığını farz et. Okey. 50 tane adam aldın. 35K coin verdin. 900'e sattığın zaman hop 45K. EA'de 2.5K kesti. Yani hemen anında 10K'ya yakın kar ediyorsun. 20 dakika içerisinde. Bu müthiş bir rakam. Yani saat başı sen 30K kar etsen, günde 240K kar etsen bir ayda 6 milyon yapar. Yani günde 8 saat trade yaptığını farz ediyorum. 6 milyon yapar.
Yani günde 2 saat trade yaptığını farz edelim. 1,5 en az 1-1,5 mu her ay sırf buradan bile kasabilirsin. Gerçekten de bu metodolojilerin hepsini sizlere anlatacağım. Çok fazla kullandığım taktik var. O yüzden hepsini bir videoya sıkıştırmayalım ama hani bu videoda bir araya bir taktik sokalım diye söyledim. Hani yolda, otobüste falan kolay trade yani. Bunda bir şey yok. Hani al 650 bas geç. Tutanı sat, tutmayanı koy şeyine gitsin yani. Anladınız mı beyler? Bunu da size son olarak söyleyeyim. Ve bu arada bu serimizde dediğim gibi çok detaylı şeyler olacak. Bu videoda size temelleri anlattım arkadaşlar. Devamı da gelecek. Burada dediğim gibi Team of Deal yatırım var. @OGX_Altre'den. Buradan kesinlikle arkadaşlar takip etmeyi unutmayın ve bildirimleri de açın. Burada zaten bütün yatırımlarımı bahsettim ve hani şu anda çoğu ünlü traderin yaptığı yatırımlar ve size söylemediği yatırımları da burada bahsettim. Oradan da yararlanabilip aydınlanabilirsiniz. Evet, ilk videomuz böyle olsun. Kendi en temellerle başlayalım. Umarım size bir şeyler katmıştır. Bundan sonraki videolarda artık detaya ineceğim. Bilginiz olsun artık direkt yani taktik gideceğim. Direkt detaylara ineceğim. Dolayısıyla arkadaşlar videoyu beğendiyseniz, videonun devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar 750 beğeniye ateşleyebilirsiniz. Dediğim gibi bu pro trade işini size öğreteceğim. Seneye bu FIFA'yı alır mıyım almaz mıyım bilmiyorum. Ama en azından siz öğrenin. Sizler kasın. Ben kasamasam da sizler kasın. Ben aranızda olmasam da sizler katlayın. Dolayısıyla arkadaşlar sizlerden destek bekliyorum. Yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Şu anda 30 milyon transfer profitim var. Top 100'e gireceğiz inşallah. Allah izin verirse. Tekrardan hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Üniversitede finallerim bitti. Artık şov zamanı. İyi beğeni sayısı gelirse yarın ikincisi geliyor oğlum. Şşş, ayık olun lan. Hadi eyvallah.